de dün e, Twitter'da gördüm. Sayın Vrank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank beyefendi o da buyurmuş ki ya diyor ki Kılıçdaroğlu'na soran oldu mu diyor Alevi oldu olup olmadığını diyor. Anlamamış mevzuyu Vrank Ya da kaçırmış ona yanlış anlatmışlar. Es geçmiş mevzuyu. Sayın Vrank bak bir yanaş yaklaş şöyle anlatalım şimdi sana. Sayın Kılıçdaroğlu sorulduğu için söylemedi. Alevi olduğunu, hangi mezhebe mensup olduğunu, öyle bir mezhepsel aidiyeti olduğunu soruldu diye söylemedi. Aslında eğer politikayı filan gündemi yakından takip ediyor olsaydınız, siz de iyi bilirdiniz ki Sayın Kılıçdaroğlu siyasete girdiğinden bu yana, bu konu ne zaman konuşulsa, ne zaman gündeme gelse ya da sorgulanmaya çalışılsa ağzını bile açmadı. Sadece çok kısa cümlelerle insanların bu tür dini, inançsal, mezhepsel aidiyetlerinin sorgulanamayacağını, herkesin vicdanının, imanının, mezhep bir aidiyetinin kendine ait olduğunu söyleyerek geçiştirdi bu soruları. Çünkü evet gerçekten kimseyi ilgilendirmez bu sorunun cevabı. Sayın Kılıçdaroğlu niye geçen gün video yayınlayarak evet ben Aleviyim ne olmuş bu bana oy vermemenizi gerektirecek bir unsur ya da bir ayıp sayılamaz. Siz bana oyunuzu verin. Herkesin inancı, imanı, mezhebi kendine aittir gibi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Zorunda kaldı. Niye? Çünkü bir takım aşağılık yaratıklar, bir takım utanmaz mahluklar insanların mezhepleri üzerinden insanların aslında muteber olan olmayan mezheplere ayrılmış olduğunu ima edecek kadar düştüler. Seve, seviyeyi düşürdüler. O konuda müdahale ederek evet ben Aleviyim ne olmuş? Bu benim için bir eksi sayılmaz anlamına gelen aslında o ithamları dile getirenleri utandıracak bir açıklama yaptı. Sorulduğu için yapmadı. Vrank Bey yanlış anlamışsınız mevzuyu. Gidip biraz ders çalışıp gelin.